8 yaşlarında başladım galiba, hatırladığıma göre işte öyle babadan geliyor bu meslek. Baba darbuka çalıyor benim ya. Kemanla alakası yok, ben öyle heves ettim işte. Odalara kapattık kendimizi, öyle bir şeyler oldu işte ufakta. Düğün salonlarında çalıyoruz öyle işte, gördüğünüz gibi günlük böyle falan filan. Buraya da gelişmeye geliyoruz yani, öyle parasına falan değil. Evet yani o da bir Allah'ın işi yani, bizde kulak var hocam. Nota falan yok bende mesela, bizde kulak var yani. İnsanların da hoşuna gidiyor galiba. Yatkın Türk sanat müziğine bayağı iyi yani. Yatkın da olmuş. Tek parça geliyor mu çok? Çok geliyor, evet geliyor. Arkadan geliyor bayağı bir. Şu üst katta bir abi var, o sürekli falan şarkı çaldırıyor falan filan oluyor. Seviyorlar bizi yani burada. Sevenler var. Tabii görünce onlar da dinliyorlar, onlar falan videoya çekiyorlar aslında yani. İyi. Kemana başlayacaksanız ufak yaşta başlayacaklar bence. Öyle 7-8 yaşlarında. Olur yani, 18 yaşında da olur ama geç olur yani. Çünkü ne bileyim, 7 yaşında beyin yani daha çok iyi çalıştığı için yani kemana iyi verim olur bence. Normalleşme başlayınca bizim işler de açıldı zaten. Öyle gelişmek için geliyoruz buraya yani. Vallahi 100 oluyor, 150 oluyor, fark etmiyor ya. Öyle zaten ben dediğim gibi hocam, parasına falan gelmiyorum ben. Öyle gelişmek için, bizde öyle parmakları çalıştırmak için. Bizimkiler evde iş yaparken biz de burada çalışıyoruz öylesine yani. Baktım insanlara, yani hani bizim orta kesimler, düşük kesimler var, oturup dinledi ve parası hani bazı aile vardır, 3-5 kuruş biriktirip de bir şey alırlar ya, o bizde az önce bir bayan gördüm ben, 3 tane çocuğu var, çantasını çıkarttı, zorla o bozukları çıkarttı, buraya attı, hoşuma gitti. Yani biraz da az öncekine baktım. Bayan şöyle gitti, geri geldi, attı gitti. Ha, dinledi mi? Hoşuna gitti. Yani aslında insanların hoşuna gidiyor. İşte olumsuzlar da pek görmedim bu insanlardan. Ortaya her şeyiz yani, hoşumuza gidiyor. Yani bu kardeşimin burada olması çok hoşumuza gidiyor yani.